Poppy Playtime Chapter 3. Şu ana gördüğümüz en hikaye odaklı Poppy Playtime oyunu. Belki oyunu oynarken bulmacalarda bunalmış olabiliriz ama hikayenin derinliklerine indiğimizde çok daha derin bir hikayenin içindeyiz. Şu ana kadar oyunda bildiğiniz karakterleri ve hikayelerini unutun. Çünkü her şey çok daha farklı. Ana karakterimiz kim? Prototip namı değer denek 1006 neye benziyor? Kisimisi daha önceden kimdi? Bizimle telsizde konuşan Oli adındaki çocuk aslında kim? Bu sorular aklımızı kurcalayan derin bir yara gibi. Fakat Chapter 3 gözden uzak gizli detaylarıyla tüm bunları anlatıyor. O zaman oyunu en baştan yavaş yavaş anlatırken bir yandan da gözden kaçan tüm detayları sizinle paylaşayım. Derin bir Poppy Playtime hikayesi sizi bekliyor. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Çünkü Poppy Playtime Chapter 3'ün son bölümünü yayınlarken, Türkçe altyazıları yazarken sadece gün içerisinde yayına yetişmek için 3,5 saat uyudum. Ve gecenin bir köründe sadece kahve içerek bu videoyu yapıyorum. O yüzden kanalı ve videoyu desteklemek için sadece beğenip yorum atabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Chapter 3 tren kazasından sonra başlıyor. Chapter 2'nin sonunda neredeyse fabrikadan kaçabilecekken Poppy'nin bizi farklı bir ray hattına yönlendirmesinden dolayı kaza yapıyorduk. Kaza korkunç bir kazaydı ve kazada bilincimizi yitiriyorduk. Chapter 3 bu kazadan sonra Catnap'in bizi bulması ve bizi fabrikanın derinliklerine fırlatmasıyla başlıyor. Özellikle Catnap'in prototiple yakın bağlarını düşünecek olursak bu karakter gerçekten önemli bir karakter. Fabrikanın derinliklerinde fırlatıldığımız yerde uyanıyoruz. Burası fabrikanın bakımsız kısmı. Korkunç makinelerin çalıştığı, koskocaman pistonların bizi ezmeye çalıştığı bu yerden çıktığımızda ilk gördüğümüz şey bir telefon oluyor. Telefon çalıyor, biz de açıyoruz. Telefonun bir ucunda bir çocuk sesi var. Bize yardım etmek için can atıyor. Çevremizdeki kapılar güç pilleriyle çalışıyor ve elimizde hiç yok. Onlardan bir tanesini bize boru hattıyla yolluyor. Pili takıp yolumuza devam ettiğimizde tren kazasının korkunç enkazıyla karşılaşıyoruz. Biz yolumuza devam ederken telefondaki küçük çocuk bize adının Oli olduğundan bahsediyor. Ardından bir teleferik hattıyla beraber mağaraların içerisine doğru yol alıyoruz. Gittiğimiz yer Playcare adındaki o devasa yetimhane. Fakat ilginç olan bu yetimhane mağaranın derinliklerinde kurulu. Gün ışığı almıyor, içerisi tamamen yapay. Sadece yetim çocukların daha iyi hissetmeleri için kurulmuş bir düzenek. Teleferikte Playcare'a gittiğimiz sırada Elliot Ludwig'in sesini duyuyoruz. Kendisi tüm fabrikanın sahibi ve bu yetimhane hakkında ne kadar hırslı olduğundan bahsediyor. These children deserve to smile, they deserve to love, and they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce Playcare, our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Burası her yetim çocuğun büyümek istediği o ev şartlarını sağlayacak, içerisinde oyuncakçısının olduğu, yatakhanesinin olduğu, okulların olduğu bümbüyük bir alan aslında. Hatta çocuklar büyükleriyle beraber konuşmak, bir şeyler paylaşmak istiyorsa bunun için koskocaman bir danışmanlık ofisleri bile var. Tüm bu devasa yetimhanenin tam ortasında da Smiling Critters adındaki oyuncakların heykelleri bulunuyor. Aslında bu heykeldeki oyuncaklar fabrikanın televizyon yıldızları. Çocukların en sevdiği televizyon programı. Yetimhanenin dışında, fabrikanın dışında diğer çocuklara da peluşları satılan büyük oyuncaklar. Fakat bu oyuncaklar geniş kitlelere ulaştığında bazı durumlar fark ediliyor. İçlerindeki Catnap adlı oyuncağın peluşu çocuklara kabuslar gördürüyormuş. Bu durumda tabii kolay kolay fark edilmiyor.
Geniş kitleye satılan bu oyuncaklar birçok ailenin evine giriyor. Çocuklar uykularından kanter içinde uyanıyor. Ailelerine bu durumu anlatıyorlar. Her gece tekrarlanan olaylardan sonra danışman desteği alan bu aileler fark ediyor ki ortak bir nokta var. Kabus gören bütün çocuklar catnap oyuncağına sahip ve catnap oyuncağının içerisindeki gaz tüm bu kabusları tetikleyen şey. Ardından bütün bu oyuncaklar toplanıyor ve fabrika para iadesi yapıyor. Ve gördüğünüz üzere de bütün olay basına sızıyor. Aslında oyuncağın bu şekilde kabus gördürmesi planlanmıyor. Aslında yetimhanedeki yetim çocukları uyutmak için kullanılan bu gaz üretimde biraz değişikliğe uğruyor. Ve oyuncakların içine konulurken de bu gazlar gözden kaçıyor. Fakat sonradan oyun içerisindeki bir kasetten öğreniyoruz ki yetimhanedeki çocuklar da aynı kabusları görüyormuş. All right, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Well, luck any not. All the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly, there was this scream. Nightmares happen, I know, but this, I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too, something horrible. Öğrendiğimiz bu bilgilerden sonra Olin'in yönlendirmesiyle heykellerin altında bir odaya giriyoruz. Burası sadece personellerin kullandığı bir oda ve bu oda birçok odayla bağlantılı bir boru hattı içeriyor. Oli boru hattından bize gerekli anahtarları veriyor. İlk anahtarımız gaz üretim odalarının olduğu yerin anahtarı. Anahtarı alıyoruz ve gaz üretim alanının olduğu yere gidiyoruz. Olin'in dediğine göre bu korkunç kırmızı gazı bir yerden bir yere taşımamız lazım. Bunu da sadece önümüzdeki makineyle yapabiliyoruz. Olin'in dediğine göre o anda bütün kırmızı gaz sağda bulunuyor. Onu sola çekmemiz lazım. Böylelikle prototipe ulaşabiliriz. Bu süreçte oda oda dolaşırken GrabPack'e daha farklı geliştirmeler buluyoruz. Bunlardan biri mor bir el ve daha farklı yerlerden uzaklara zıplayabilmemizi sağlıyor. Özellikle de GrabPack'in 2.0 versiyonuyla beraber GrabPack'e hava sistemleri eklenmiş. Bu da demek oluyor ki yüksek bir yerden zıpladığınız zaman düşüşünüzü hafifletmek için bu hava basınç sistemleri çalışıyor. Ve 2.0 ile gelen son özellikse ellerimiz artık daha uzun mesafelere gidebiliyor. Bu noktada her şey istediğimiz gibi gittiğini düşünüyoruz. Fakat kırmızı gazı sağdan sola taşıyacağımız o butona bastığımız zaman makinedeki bütün güç kesiliyor. Her yer karanlık oluyor. Bu noktada Oli'nin bize anlattığına göre biri gücü kesmiş. Bu yüzden de yetimhanenin yedek güç kaynağını bulmamız gerekiyormuş. Yedek güç kaynağı da yatakhanenin altındaymış. Ardından Oli'nin bize yatakhanenin anahtarını vermesiyle beraber yatakhaneye giriyoruz. Yatakhane tamamen kırmızı gazla dolu ve girdiğimiz ilk andan itibaren solumaya başlıyoruz. Yatakhanenin koridorlarını dolaşırken bir radyo bize eşlik ediyor ve korkunç bir hikaye anlatıyor. Anlatılanlara göre fabrikanın kurucusu Elliot Ludwig'in evinde bir çocuk cesedi bulunmuş. Çocuk ezilerek öldürülmüş ve basına sızdıktan sonra basın karışmış. Büyük ihtimal tüm bu olayları bilen biri Elliot Ludwig'in adını lekelemek için o ezilmiş çocuğun vücudunu evine koymuş ve ihbar etmiş. It's sickening. Elliot Ludwig was a great man and those who knew him understood that he was not capable of violence, let alone what others now claim. He had a deep love in his heart for children like this one, making the actions of whoever planted this body all the more sick. We look forward to clearing his good name, both in the public eye and in the eyes of the law. Radyo konuşmalarını dinlediğimiz ve uzun yetimhane koridorlarında yürüdüğümüz bu sekansta uzaklarda Catnap'i görüyoruz. Bizi görüyor ama saldırmıyor. Sanki bizi avlamak için tam olarak noktaya çekiyor. Tüm koridorları dolaştıktan sonra koridorun sonunda bir odaya giriyoruz. Yatağın üstünde kırmızı bir kaset var. Bu VHS kasetini kaset okuyucuya taktığımızda olaylar biraz farklı gelişiyor. Çünkü unutmayın, soluduğumuz gaz bize halüsinasyonlar gördürüyor. Greetings employees and welcome to your first day here in Playtime. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you. May you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome.
Konuşmanın sonunda kabus şeklinde gördüğümüz bir Hagiwagi'den kaçıyoruz. Fakat yeterince hızlı olamıyoruz. Bize saldırıyor, bizi yiyor. Fakat bunların hepsi sadece halüsinasyon. Gerçekte böyle bir şey yaşanmadı. Çünkü yetimhanenin hemen girişinde kendimizi uyanırken buluyoruz. Fakat pek bir zamanımız yok. Hemen yedek jeneratörü yetimhanenin altında bulmamız lazım. Bu sırada yeni bir ekipman ediniyoruz. Bir gaz maskesi. Bu maske bizi kırmızı gazdan koruyacak ve halüsinasyon görmemizi engelleyecek maske. Biz de maskenin verdiği güvenle beraber yetimhaneyi araştırmaya başlıyoruz. Odalardan birinde kesimisiyi görüyoruz. Bizi pek de kahile almıyor. Elinde küçük bir kızın fotoğrafını tutuyor. Fotoğraftaki küçük kız kesimisinin küçüklüğü. Bulunduğu oda ise yetimhanede uyuyup kalktığı yer. Hatta çizimlerinden fark ediyoruz ki küçük bir kızken de kesimisi oyuncaklarına bayağı bir tutkuluymuş. Sonuçta fabrikada üretilen her oyuncak bütün bu deneylerden daha önce ortaya çıktı. Ve bütün küçük çocuklar deney sırasında sevdiği oyuncakların içerisine aktarıldı. Yine de bütün deneyler arasında en uysal kişi de kesimisi. Yanında bulunmamıza rağmen bize sinirlenip kızıp saldırmıyor. Sadece küçük kızın fotoğrafına bakmaya devam ediyor. Ama yetimhanede dolaşacak daha çok oda var. Odalardan birinde bir VHS kaseti daha buluyoruz. Bu kasetin içerisinde Kevin adındaki yetim bir çocuğun konuşmaları var. Kendisi bilim adamlarından bir tarafından deneye maruz tutuluyor. Fakat farklı bir yetim çocuk odaya girerekten konuşmaya dahil oluyor. Subject is stable. Designated 1-3-2-4. What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? Yes. Kevin is very sick. Very, very sick. But we want to make him better. But he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well, do you really think he will be okay? I should think so. We're good at what we do, son. Fakat yetimhane bununla bitmiyor. Çocukları 7/24 gözlemleyebilmek için maskotların içerisine kameralar yerleştiriyorlar. Odaların içerisine tek taraflı ayna koyaraktan onları arkada gizlice gözlüyorlar. Günün sonunda yetimhanedeki jeneratörü buluyoruz ve çalıştırıyoruz. Dışarı çıktığımız zaman kesimisi üzerimize atlıyor. Fakat Poppy onu durduruyor. Bizim onlardan biri olduğumuzdan bahsediyor. Konuşma devam ediyor. Poppy'nin bize ihtiyacı var. Hagiwagi'yi öldüren, Mommy Longlegs'i öldüren kişi biziz. Bir nevi yenilmeziz ve prototipi durduracak kişi biziz. Çünkü bütün canavarlar aslında prototipin bir oyuncağı. Hepsi onun kontrolü altında. Prototip ne derse o oluyor. Bir yandan da prototipin öbür canlıları alıp kendi bedenine kattığını önceden biliyorduk. Mommy Longlegs ölürken hayır neden bunu yapıyorsun beni bir parçası yapacak diye dehşet içerisinde bağırınıyordu. Bunların dışında en başta Poppy'yi kendi kafesine kapatan kişi de prototipin kendisiymiş. Poppy'nin ondan uzak durması için bunu yapmış. Poppy kendini açıkladıktan sonra onunla beraber jeneratörün bir bağlantısını bağlıyoruz. Ama yedek jeneratörlerden bir tanesi daha lazım. Bu yüzden okul binasına gidip o jeneratörlerden birini açmamız gerekiyor. Çünkü her binanın altında kendisine özel yedek bir jeneratör var. Ama okul korkunç bir yer. İçerisinde catnap'ten de korkunç bir canlıyı barındırıyor. Bu canlı Mrs. Delight. Öncesinde çocuklara eğitim veren öğretmenlerden bir tanesi. This is Miss Delight speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. How are you? Alive. Hmm? Barb? Oh. Barb says you're looking for your co-workers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Miss Light aslında kız oyuncaklarından bir tanesi. Yetimlerin öğrenim görebilmesi için özel olarak üretilip okula konulmuş. Kendisinin yüzüne baktığımızda hiç hareket etmiyor. Fakat arkamızı döndüğümüz ilk anda arkadan bizi avlamaya çalışıyor.
Okul binasını gezdikçe Mrs. Delight hakkında fazlasıyla bilgi ediniyoruz. Kendisinin konuşma butonuna bastığımızda kardeşlerinden bahsediyor. Eski kamera kayıtlarına baktığımızda kendisini ve kardeşlerini zaten görebiliyoruz. Peki kız kardeşlerine ne oluyor? Okul binası bir gün kilitleniyor. Kimse dışarı çıkamıyor. Okulda Mrs. Delight ve kardeşleri var. Fakat aradan uzun zaman geçtiğinden ve kimse onları kurtarmaya gelmediğinden açlık baş gösteriyor. Bu noktada Mrs. Delight nelerin olacağını anlıyor ve kendisine kalemlerden bir tokmak yapıyor. Kız kardeşlerini öldürüyor ve onların cesetlerini besin olarak kullanıyor. Böylelikle uzun süre hayatta kalıyor. İşin ilginç kısmı kendi yaptığı kalemden tokmağına da isim veriyor. İsmi Barb ve bizimle konuşurken bile onunla konuşmaya devam ediyor. Fakat daha da önemlisi okula bu kız kardeşlerin kimin kapattığı. Etrafta bulduğumuz notlara göre Catnap'in kendisi kız kardeşleri okula kapatıyor. Yapmasının da aslında bir amacı var. Fabrikadaki bütün çalışanlar öldürülürken yetimhanedeki çocukları korumak istiyor. Çünkü bu kız kardeşler fazlasıyla vahşiler ve yetimlere saldırarak onları öldürmek istiyorlar. Catnap de sırf yetim çocuklara zarar gelmesin diye bu kız kardeşleri okula kapatıyor. Hatta aralarında geçen bir diyaloğun VHS kaseti de var. Where are the kids? Please, where are the children? Are they in the same place as the employees? No. Are the children safe? Yes. Oh, can I see them? No. And that was it. That's all he'd tell me. Probably because he knew I'd kill them all. Biz tüm notları ve kasetleri bulurken bir yandan da Mrs. Delight'tan kaçarken son olarak bir kapının eşiğine geliyoruz. Kapı kolunu çekiyoruz ve kapı Mrs. Delight'ın üzerine kapanıyor. Böylelikle kız kardeşlerden son kalan kişi de ölmüş oluyor. Yolumuza devam ettiğimizde koskocaman bir mağaranın içerisine giriyoruz. Bu mağara önemli. Çünkü ilk kez bu noktada prototipin neye benzediği hakkında fikrimiz oluyor. Catnap etrafta bulduğu bütün ölü bedenlerle beraber tapmak için bir beden yapıyor. Ve Catnap'in bu bedene taptığını oyun içerisinde görebiliyoruz. Peki Catnap neden bu kadar prototipe bağlı? Daha önceki videolarda 12 tane çocuğun denek olarak seçildiğini size söylemiştim. Bir gün bu 12 çocuktan bazıları yetimhaneden kaçmanın bir yolunu düşünüyorlar. Grab pack'lerden çalıyorlar ve bilinçsizce fabrikanın içerisinde dolanmaya başlıyorlar. İşte tam bu noktada tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir kaza yaşanıyor. Theodore Grumbel yani Catnap küçük bir yetim çocukken ölümün kıyısından dönüyor. Prototip onu kurtarıyor ve deneylerden sonra Catnap vücuduna kavuştuktan sonra prototipi tanrısı saymaya başlıyor. Hatta önemli bilgiler edindiğimiz bir kasette de bunu doğruluyor. Okay, this is Catnap, experiment number 1188. What's his real name again? Ah, okay. Hey, Theo. The prototype will save us! Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids in play care, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the labs. This is your life now. Get used to it. Bu konuşmadan anlıyoruz ki aslında Playcare Catnap'in hapishanesi ve bir gün gelip prototipin onları kurtaracağını düşünüyor. Aynı Mommy Longleg'in çocuklara baktığı, oyun oynadığı yerde sıkışıp kalması gibi ya da Huggy Wuggy'nin sürekli olarak eli havada şekilde durması ve çalışanları izlemesi gibi. Denek 1006 ise zaten laboratuvara ait ve üzerinde deneyler yapılmaya devam ediyor. Ve burada çalışan bilim adamları bu bilgiyi herkesten saklıyor. Mağara maceramızın sonunda ise Playhouse'un yolunu buluyoruz. Burası bir arka kapı. Oli'nin dediğine göre en korkunç yer burasıymış. Fakat biz yine de giriyoruz. Girdiğimizde küçük figürler görüyoruz. Bu figürler ışıktan korkuyor. O yüzden silahımızla beraber ışık saçıp onları kovmamız gerekiyor.
Eğer bizi bir tanesi bile yakalarsa vücudumuzu fareler gibi kemirip yemeye başlıyorlar. Bunu da ileride Dog Day'in parçalanmış vücudunu bulduğumuzda anlıyoruz. Küçük oyuncaklar tarafından fareler gibi kemirilip alt vücudu yenilmiş. Ve tüm bunları yaptıran kişi ise Catnap'in kendisi. Tüm arkadaş grubunu öldürmesinin sebebi de prototipe tapmamaları. Farklı bir görüşte olmaları. Buna sinirlendiği için hepsini teker teker öldürüyor. You're Pappy's angel. Come to save us. Nothing left to save. Not here. That thing. Catnap. The prototype is his god. And this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. And in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. The last of the smiling critters. Bizim Poppy'nin kurtarıcı meleği olduğumuzdan bahsediyor. Hatırlayın, ilk oyunda bir mektup alıyoruz ve fabrikaya geri dönmemizin sebebi o mektup oluyor. Zaten mektubun üzerinde bir gelincik işareti var ve gelincik İngilizce'de Poppy demek. Tabii burada akla bir soru geliyor. Biz gerçekten kimiz? Burada çalıştık, biliyoruz. Ama neden sadece biz çağrılıyoruz? Neden bütün bunları yapabilecek tek kişi biziz? Neden herkes bizim kurtarıcı melek olduğumuzu düşünüyor? Sanki bunların hiçbiri tesadüf değil. Herkese dağıtılan bir yardım çağrısı almadık. Fabrikada bilmediğimiz bir şekilde en büyük rollerden birini oynuyoruz. Biz bunları düşünürken Dog Day yüzlerce Smiling Cricket'ın saldırısına uğruyor. Vücudunu ele geçiriyorlar ve Dog Day bizi öldürmeye çalışıyor. Fakat zıplayabildiğimiz Morel'i kullanaraktan ondan kaçıyoruz. Kendisine hiçbir şey olmuyor. Fabrikanın içerisinde sıkışıp kalıyor. İlerleyen bölümlerde kendisinin görme olasılığımız yine var. Ardından tekrar Playcare'ın bahçesine çıkıyoruz. Oli bizi arıyor ve son bir yedek jeneratöre ihtiyacımız olduğunu ve onun da danışmanlık hizmetlerinin orada olduğunu söylüyor. Son yedek jeneratörü de açmak için danışmanlık ofisine giriyoruz. Danışmanlık ofisinde iki önemli kasetimiz var. Bu kasetlerden bir tanesi her şeyin başladığı o günü ele alıyor. Bu bir uyarı kaseti. Message is for all Playtime Company employees. At 11:01 a.m. Eastern Standard Time, an unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols immediately. Ardından uyarı sesleri kesiliyor. Ekranda bir yazı yazıyor. Şimdi kapıları açın. Haz zamanı geldi. İkinci kasetimizde Stella'nın ofisinde bulunuyor. Aradan bayağı bir zaman geçti, kendisini belki hatırlamıyor olabilirsiniz. Kendisi ilk oyunda bulduğumuz kasetlerden birinde vardı. Ve oyuncakları ne kadar sevdiğini, bir oyuncak olmak istediğinden bahsediyordu. Kendisi ilk işe başladığında oyuncakların üretiminde görev yapıyordu, oyuncak üretiyordu. Daha sonradan trenin kalktığı yer oyun alanında Mami Longleg'in yanında yetimleri gözlemleme görevi yaptı. Son olarak da rütbesi iyice arttı ve Chapter 3'te de Playcare'a danışmanlık ofisine atandı. İsmini de kapının üzerinde görebiliyoruz. Stella'nın odasına girdiğimizde burada bir kaset daha bizi bekliyor. Bu kaset Catnap'la alakalı. Mr. and Mrs. Hartman, come on in. Please, have a seat. How was your ride down? It was nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Yes, and we would like to adopt. Ah, amazing. You'll be perfect for... Oh. What? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? I don't know. The form says... Testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graver, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry.
Catnap'in aslında evlatlık edineceği fakat sonradan testlere katıldığını bu ses kaydıyla öğreniyoruz. Fakat önemli nokta bu değil. Önemli olan evlat edindirme işleriyle ilgilenen kadının deneyler hakkında hiçbir şey bilmemesi. Buradan anlıyoruz ki fabrikada her çalışan kişi fabrikada dönen olayları bilmiyor. Bilim insanları ne kadar korkunç deneylerin yaşandığını biliyorlar ve bütün yetimhaneden bunu saklıyorlar. Ve diğer küçük çocuklar da öbür çocuklara ne olduğunu bilmiyor, deneye maruz kaldıklarını bilmiyorlar. Öyle düzenli bir sistem kurulmuş ki kimsenin ruhu bile duymuyor. Bütün bu bilgileri aldığımız kasetleri topladıktan sonra danışmanlık ofisinin derinliklerine doğru yol alıyoruz. Güç pillerinden birini aldığımız sekansta Catnap bizi gafil avlıyor ve odanın tekine kapatıyor. Bu sırada gaz maskemizi çalıyor ve bizi bu kırmızı dumanın içerisinde bırakıyor. Ardından halüsinasyonlar tekrardan başlıyor. Bu halüsinasyonlar arasında çok önemli bilgiler ediniyoruz. Daha önceden fabrikada çalışabilmek için aslında yetimler eğitiliyormuş. Ve büyük ihtimal okuldaki öğretmenler de eğitim veren kişiler de önceden deneylere maruz kalmış. Ve ardından çocukları eğitmeye başlamışlar ve onlar da yine fabrikanın içerisinde büyüyüp çalışabilsinler. Ve biz ana karakter olarak da burada çalışan biriyiz ve daha önceden biz de yetimdik. Hem Poppy bizi tanıyordu. Hem de küçüklükten beri. Ne kadar ana karakterimizi göremesek de aslında biz de oyuncaklardan biriyiz diye düşünüyorum. Bunu da daha önceden Poppy'nin söylediği cümlelerden çıkarıyorum. So we can get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us. Sana işkence ettiler, bize işkence ettiler diyor. Biliyoruz ki tüm deneyler yapılırken, çocukların vücudu oyuncaklara aktarılırken, beyinleri, omurilikleri sökülüyor ve oyuncağın içine aktarılıyor. Bunun ne kadar acı verici bir süreç olduğu belli. Bu bir işkence. Bu da bizim de oyuncaklardan biri olduğumuz olasılığını gittikçe arttırıyor. Biz bu halüsinasyonları gördükten sonra uyandığımız sırada Catnap bize uyarı geçiyor. Playcare'ı terk et, yoksa seni avlayacağım. Bu noktada çocukların yenmemesi için okula öğretmenleri kitlemesi veya bize saldırmayıp aslında bizi korumaya çalışması bize verdiği değeri de anlatıyor. Catnap önceden bizi de tanıyordu. Fakat Playcare'ı terk edemeyiz. Danışmanlık ofisinin yedek jeneratöründe çalışıp tekrardan ana hole çıkıyoruz. Artık bütün yedek jeneratörleri çalıştırıp enerji kapasitesini %100 yapmış bulunuyoruz. Ve bütün bu enerjiyi Oli bir tane güçlü pile aktarıyor. Böylelikle gaz ofisini giderekten gücü takıp bütün her şeyi tersine çevirebiliriz. Sağda olan kırmızı dumanı sola alabiliriz. Fakat işler beklendiği gibi gitmiyor. Catnap tekrardan karşımıza çıkıyor ve bu olayı engelliyor. Tekrardan ağzından kırmızı gazı salıyor ve bu sefer halüsinasyonlar tekrardan başlıyor. Catnap'i olduğundan daha korkunç görüyoruz. O bizi yakalamaya çalışıyor, biz de ondan kaçıyoruz. Asansörden yukarı çıktığımızda bir kaset daha bize karşılıyor. Ve bu kaset aralarındaki en önemli kaset. Denek 1006'nın nasıl düşündüğünü, nasıl konuştuğunu, karakterini analiz edebiliyoruz. Experiment 1006. The prototype. I possess a question. Do you feel anything? This question referred to what exactly? You stick us. Beat us.
You thank me? Absolutely. I learn something new about you every day. Evet, bu noktada korkunç bir özellik fark ediyoruz. Prototip kendi bedenine kattığı canlılar gibi konuşabiliyor. Onların seslerini taklit edebiliyor. Benim de aklıma burada bir soru işareti geliyor. Biz Oli'nin yüzünü görmedik. Oli'nin kim olduğunu bilmiyoruz. Poppy'nin önceden güvendiği bir kişi bu. Ama Poppy Oli'yi en son ne zaman gördü? Onu da bilmiyoruz. Yani demem o ki önceden Oli diye biri olabilir. Ama Oli eğer prototip tarafından yenildiyse, bedenine aktarıldıysa, prototip Oli gibi konuşabilir, onun gibi düşünebilir. Ki oyunda bazı yerler tekrara da biniyor. Oli bize iki kez merdivenin yanındaki odayı tarif ediyor ve ikisinde de cümleler birebir aynı. Aslında biz herkesi kurtarmaya çalışıyorken ya herkesin hapsolması için uğraşıyorsak, ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız, oraya da geleceğiz. Prototipin konuştuğu bu önemli kaseti dinledikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Yolumuz fazlasıyla bataryanın olduğu bir alana düşüyor. Bu noktada halüsinasyonlarla beraber Catnap bize saldırmaya çalışıyor. Hangisinin gerçek olup olmadığını anlayıp Catnap'i def etmeye çalışıyoruz. Ama aslında bir amacımız var. Etraftaki pilleri toplayaraktan aşırı yükleme yapmak. Böylelikle elektrik elimizi aşırı yükleyeceğiz ve Catnap'e saldırabileceğiz. Günün sonunda da umduğumuz gerçek oluyor. Böylelikle Catnap de prototipin bir parçası oluyor. Kendisine ne kadar üzüldüğümü anlatamam çünkü o kadar kendisine tapan sadık biri tekrardan öldürülüyor. Kısaca Catnap'in umduğu gibi prototip kendisini kurtarmıyor. Fakat bizim için Catnap tehdidi ortadan kalkıyor. Ardından başından beri yapmamız gerekeni yapmak için aşağı iniyoruz. Gaz makinesine gidiyoruz ve sağdaki gazı sola alıyoruz. Böylelikle Poppy'nin dileğini gerçekleştiriyoruz. Kesimisiyle beraber kendisi yanımıza geliyor ve Poppy bize en önemli kaseti sunuyor. Kasetin adı Haz Zamanı. Bütün fabrikadaki insanların öldürüldüğü bir kaseti izliyoruz. Aslında beni en büyük hayal kırıklığına uğratan şeylerden biri bu kasetin her şeyi açıkladığını söylemeleri ama aslında kasette zaten bildiğimiz olayların işlenmesi. Çalışanların kaybolduğunu biliyorduk. İnsanların bir şekilde öldüğünü biliyorduk. Öğrendiğimiz tek ekstra detay bütün öldürülen çalışanları aşağıda bir yere saklamışlar ve o cesetlerden beslenerek hayatlarını sürdürmüşler. Bütün bu anlamsız katliamı durdurmak içinse Poppy ile en aşağı inmemiz gerekiyor. Bunun için özel bir asansör var. Ne için yapıldığını bilmiyoruz. Aşağıda bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Ama bekleyen tek şey cevapların kendisi olabilir. Kesimisi asansörü yönlendirmek için bizi yukarıda bekliyor. Fakat biz aşağı inerken korkunç sesler duyuyoruz. Prototipin kesimisinin yanına geldiğini fark ediyoruz. Fakat asansör çok yavaş olduğundan yukarı çıkamadan üstümüzdeki kapak kapanıyor. Böylelikle Chapter 3 burada bitiyor. Şimdi Oli hakkında biraz önce dediklerimi aklınızdan tekrar bir geçirin. Sizce de tam olarak planlanmış bir olay gibi durmuyor mu? Kesimisi yukarıda kalıyor. Biz Poppy ile aşağı iniyoruz ve tam o anda en güçlü karakterlerimizden ve sadık karakterlerimizden biri saldırıya uğruyor. Hem de prototip tarafından. Bizi kapana sıkıştırıp tamamen aşağıda çürümeye bırakabilmek için bir plan yapmış aslında. Prototipin ne kadar zeki olduğunu biliyoruz. Tutsak tutulduğu laboratuvarda gözlemlendiği zaman ne kadar zeki olduğunu ve çevredeki eşyalardan başka eşyalar üretip saldırabildiğini daha önceden dinlediğimiz ses kayıtlarında dinlemiştik. Böylelikle manipülatif kişiliğini de kullanarak Poppy'nin gerçekleri yanlış anlamasını sağlamış ve bizleri tuzağa düşürmüş olabilir. Peki birazcık da olsa inanmadınız mı? Oli'nin elektrikler kesildiğinde ilk tepkisini dinleyin. Sanki kendi kesmiş ama yalanlıyormuş gibi. Yapay bir tonla söylüyor.
Someone killed the power. Evet, böylelikle Chapter 3'ün bütün hikayesini dinlemiş oldunuz. Söz verdiğim gibi videoyu erkenden yetiştirebilmek için hiç uyumadım. Şimdi de uyumaya gideceğim. Bu saatten sonra video size emanet. Yorum atın, beğenin, bu şekilde algoritma için destekleyin. O zaman bambaşka bir Poppy Playtime videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.